Bazen başımıza öyle şeyler gelebiliyor ki hayatımız tamamen değişiyor. 10 sene öncesine dönüp bana biri zaman gelecek, siz Rusya'dan Türkiye'ye göç edeceksiniz dese veya havada 2 tane takla atabileceksin dese veya senin 5000 takipçin olacak, seni izleyecekler, YouTube'dan video atacaksın dese derdim ne saçmalıyorsun sen? Ama neymiş, bu hayatta her şey olabilir. Bugün sizlerle beraber 10 yıl öncesine yolculuk edeceğiz. İlk yürümeye başladığım ilk 3 yaşımda gittiğim camiden tut, okuduğum okulun ve sübyanı bugün sizlerle beraber göreceğiz. Hadi yolculuğa gidelim. Like atmayı unutma. Güneşli ama soğuk günden herkese merhaba arkadaşlar. Bayağı soğuk bir gün, -12. Bugün en soğuk günlerden beri. Rusya'ya geldiğimizden beri. Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Otobüsümüz geldi. Muhammed onu da çekecek. Otobüsümüz geldi. Belki yarım saat, yani tam hatırladığıma göre yarım saat kaldı. Orayı normalde 35 rubleydi adam, nedense bize 25 rubleyi ödeyip 2'de 1 böyle yapıyorlar. Değişik. Yerimize geldik. Gözyaşlar, heyecanlı. Bütün çocukluğum burada geçti sonuçta. Evet, neyi ilk başta göstereyim. Okulu kapatmışlar şeylerle, normalde bunlar yoktu. Bu okul her zaman açıktı. Böyle trafonun kapanmasının nedeni de şu arkadaşlar. 2020 senesinde okulda maalesef bir çocuk sinirlendi mi, bütün stresini atmak için mi bilmiyorum, nedense hiç nedeni bilmiyorum, çocuklarına yaptı. Silah saldırıyla bir sürü insanlar öldürdü ve bunu yapan okul öğrencisi. Ondan dolayı her yeri kapattılar ki öyle silahlarını falan geçirmesin diye o şekilde. İşte okulumuz. Ben burada 2 sınıf okudum. Muhammed de mezun olmuş arkadaşlar burada. Herhalde Muhammed bu okulda hiç okumadı ama okuduğunu iddia ediyor. Hatta 1-2 sınıf okudum falan diyor. Hatırlıyorum ben, hazırlıksız. Yorum değişik yani. Buz hakeye koyulmuş. Okul hala aynı renkte. Bizim biz okul okurken bu okul boyanmıştı. Okul hala aynı boyada kalmış. Bu sakıya bakalım da kimse yok zaten. Pazar günü bugün. Galiba daha su bile dökmemişler. Yeni kar oluyor diye. Böyle buz hokeyi var. Arka tarafı spor salonu var. Bu okul çok büyük bir okul değil. Yaklaşık 100 kişi var sade. Toplam yani 100 kişi var. Burası da okul girişi. Vay be. Bütün duygularımı yaşayamam şimdi. Vay be. Bizim sınıf buradaydı, şurada. Arkadaşlar. Burada Tatarca öğreniyorduk şu sınıfta. Gelin bizim eve gidelim. Bu da böyle köpek, belediye köpekleri bile değil. Bunlar var ya, kaçmış. Bunlar ısırabilir bile ama neyse ki köpek çok kişi olduğumuz için korkuyor galiba. Ev yolu hatırlamazsın diye iddia ediyorlar ama gelin size ev nerede olduğumuzu gösterelim. Bize bu yolda, yani şu yolda saldırıyordu. 4. sınıf o zaman büyüklerdi tabii. Sırf küfür etmiyorum diye beni burada tokatlamışlardı. Beni sattı bir kişi. Tek başıma burada dayak yedim ben. Yol ikiye ayırıyor. Bu yol bizim şeye gidiyor. Kreş, sübyan ve anaokul, ne diyorsanız, sübyana doğru gidiyor. Bir yolda direkt dümdüz bizim eve doğru gidiyor. Her ikisi de aslında bizim eve doğru gidiyor. Hangisine gidelim? Sübyan olduğumuz yere gidelim. Orayı da gösterelim. Bütün sübyanı orada okudum ben. Diğer yol araba yoluydu. Bu yolda böyle insanların normal yürüdüğü yol yani. Böyle bu şekilde. Aynen. Şurada biz her zaman geçtiğimizde Sibirya kurdu vardı. Galiba yok artık, ölmüş. Sibirya'nın müdürü o var burada. Bir sürü senelerce burada, buraya geldiğimiz. Bu da fena kavgalarımız vardı. Aynen. Sübyan. Sübyan şu arka tarafta. At. Sübyan. Amogus. Ben ne dedim, burada hep kaçak köpek var. Sübyan kaçışımızı. Astron. Her yerde köpek var.
Buralar ondan dolayı ondan dolayı tehlikeliydi. Her zaman her yerde köpek. Burada bir yerde çöp vardı. Evet. Çöp atmak o hala şey vardır. Var. Hala vardır. Bu ev yoktu bizim zamanımızda. İleride de şey var. Gözlerim canlanıyor. İleride de demir yolu var. Bizim evi gördük. Bakın şu, bizim zamanımızda bu ev yoktu. Burada böyle değişik şeyler vardı bir sürü. Bak burada bir tane hala onun evi. Bir bisikletimi almıştı ve yapmamıştı. Biz o zaman taşınıyorduk. Oğlum ben koşuyorum, en yüzü gömüyorum. Arkadaşlar duyuyor musunuz sesleri? Kaç köpek var duyuyor musunuz? Buralar çok tehlikeli. Bakın bu da bizim evimiz. Eski evimiz. Eski evimiz. Buraya şey yapmışlar. Kapatmışlar burayı. Burada normalde yol var. Normalde burada araba yolu vardı ama araba yolu kapatmışlar. Böyle bir yer kalmış. Bu vişne ya. Bizim yediğimiz vişne ya bu. Bakın arkadaşlar bu da bizim evimiz. Arkadaşlar şu evde de Abika diyorduk, bir nene vardı böyle. Vardı, her zaman bize şey veriyordu, işte yiyecekler falan veriyordu. Her zaman konuşurduk, burada bir tane merdiven vardı. Ama bilmiyorum şu an yaşıyor mu yaşamıyor mu, belki vurur. Acaba Abika hala burada mı? Biz eski komşularımız diyeceğiz. Ama 10 sene geçmiş bakalım. Tanıma değil de Abika, ha Abika da bizi tanımaz muhtemelen. Abiko o zaman 75 yaşındaydı. Bilmiyorum. Belki de yaşamıyordur. Arkadaşlar bu bizim yaşadığımız 9 sene yaklaşık yaşadığımız ev sonradan akrabalar tarafından bölüşüp satıldı. Şimdi başkasının sahibi, yani burada kim olduğunu bilmiyorum ama gene yaşamıyorlar. Normalde burası biraz daha büyüktü. Şu komşular, yani bizim karşıdaki komşular normalde almamıştı burayı. Burada bir yol vardı ama şu an o yol yok. İnsan geçecek yolu bırakmışlar sadece. Burası da küçülmüş. Ev de nedense biz büyük olduğumuz için galiba orası da küçülmüş. Bir arka tarafından bakmak isteriz ama arkada da her zaman annemden babamdan kaçıp orman var. Annem babam bizi her zaman bu yerde tutup hiçbir yere bırakmazdı. Çünkü burada her yerde, zaten videolarda göstermiştim. Şu anda ses geliyordur. Köpekler var. Ondan dolayı annem bırakmıyordu. Bir de biz başkalarla tanışmayalım, başkalarla kötüleşmeyelim diye bize başka yerlere bırakmıyorlardı. Ama artık görüyorsunuz tek başımıza geziyoruz. Şurada orman vardı. Her zaman ormana kaçardık. Ondan sonra işte ama orman çileği gibi bir şey vardı. Onları toplardık yazın. Kışında kaymaya giderdik. Sonbaharda mantar toplardık. Bayağı güzeldi. Yaklaşık 10 yıl geçti. Muhtemelen Abika Allah rahmetine kavuşmuştur. Yani çok görmek isterdik onu. Hep diyordu gitmeyin işte, bir daha gelin, bir daha görüşelim. Her zaman bize bir şeyler anlatırdı, bir şeyler verirdi, bir şeyler yapardı ama onu galiba göremeyeceğiz. Sarısı geliyor. Severim. Kuyruğunu köpek geldi. Kuyruğunu sallıyorsa oynamak istiyordur ama. Bunlar da bizim komşumuz. Hatta burada bir köpek vardı. K9. Evet, K9 olduğunu hatırladım. Bana saldırmıştı. 2 gün baygın geçirdim. Sonradan işte bir süre hediye gelmişlerdi. Kalktım böyle. O K9 hala burada. Anasını satayım. Arkadaşlar burada bize arı saldırmıştı. Bir sürü arı. Vay be. Vay be. Ha, burası oğlum o zamanlar çok büyüktü burası. Burası genellikle zaten orman, şehrin sonu. Burada trenler var. Onları da gösterelim. Burada her gece uyuduğunuzda tut tut, işte her zaman o ses. Rüyalarımda her zaman burayı gördüğümde o ses var. Bakın gene ses o. Tren sesleri var falan. Burası genellikle her zaman her yeri zengin yapmışlar yani. Genellikle zenginler taşınmış buraya. Bizim de işte dededen kalan para. O zaman tabi zengindik. Sonra Türkiye'ye taşındık buraya. Yani çok zengin değildik aslında. Bu evde de benim doğduğum aynı gün bir tane kadın doğurmuştu. Bir tane kız vardı. Yani doğum aynı yerde doğurdu. Benim annemle onun annesi işte falan. Küçük bir cami var, onu göstereceğiz.
ezan okunuyor. Bizim zamanında bu market vardı. Şurada da bir tane küçük bakkal vardı. Şimdi böyle büyük bir şey yapmışlar. Yani çok da büyük değil. Ama eskiden bu hiç yoktu. Tabii insanlar gene gelip bir içki alıyorlar. Hafta sonu malum yani. Biraz içmek gerekiyor. Arkadaşlar Amerika'da insanlar elektrik üretmiş. Bizimkiler ekonomi olsun diye böyle şeyler üretmiş. Neyse burada küçüklüğümüzde geçtiğimiz bir orman. Aynen. Burayı burada çok biz... seviyorduk. Özellikle bu oyuncağımızı. Arkadaşlar okuldayken böyle bir oyun vardı burada. Öyle bir ders vardı. Yön bulma dersiymiş arkadaşlar. Burada şeyi buluyorduk ve hatta ben birinci olmuştum. Sonradan kazanda yarışmaya gidecektim. Tabii orada 100 rubleye falan lazımdı o yarışmaya girmek için. O 100 rubleyi kaybettim. O yarışmaya giremedim. Arkadaşlar yoksa kazanda birinci olacaktım. Bugün hava çok soğuk. -12. Ondan dolayı böyle birazcık size video çektik ve yemek yiyoruz. Bakın. Gofret hem pembeli hem siyah, hangi renk yaşasın Türkiye, ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle bir gofret yiyoruz. Öyle fakirlik işte yani. Gördüğünüz üzere arkada oğlum bembeyaz Rusya. Arkada otobüsümüz geldi. Artık gidiyoruz yavaş yavaş.